Merhaba beyler bayanlar, biliyorsunuz Türkiye son zamanlarda iyice kafayı yedi, böyle bir sürü video atıyor, bir sürü güreşçi açıklıyor, ratinglerini falan söylüyor. Ondan sonra bir de oynanış videosu attı. Yıllardır Türkiye böyle bir şey yapmamıştı. Neyse, bu videolara baktığımızda, onları böyle bir aradığımızda görüyoruz ki WWE 2K22'de olacak. Yani sadece bu videolar değil, Twitter'da baktığımızda hani oyunun yapımcısı ne demiş, oradan buradan ne açıklamalar olmuş. Bunların hepsini topladığımızda 95 tane güreşçi 2K22'de kesinlikle olacak diyebiliyoruz. Ben de bu videoda size o 95 tane güreşçiyi söyleyeceğim. Ondan sonra ratingleri, yani overall'lara, açıklananların overall'larına bakacağız. Ve başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Haftaya salı günü bütün, yanlış anlamadıysam, bütün herkesi açıklayacaklar. Yani bütün güreşçileri göreceğiz, ratinglerini de göreceğiz. Umarım sadece isim koymazlar, böyle giriş videosundan ufak kesintiler koyarlar. En azından bir ekran görüntüsü verirler bize. Yoksa çünkü sinirlenebilirim. Neyse, daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, 2K22'de olacağı garanti 95 kişi kimmiş şu an, hemen öğrenelim. Evet, işte karşınızda. Liste bu. Yavaş yavaş şimdi hepsinin ismini okuyayım. AJ Styles, Alexa Bliss, Angela Dawkins, Apollo Crews, Asuka, Austin Theory, Bayley, Becky Lynch, Beth Phoenix, Bianca Belair, Big Boss Man, Big E, Bobby Lashley, Booker T, Brock Lesnar, Carmella, Cesaro, Chad Gable, Charlotte Flair, Charlotte yalnız, Chyna, Damian Priest, Dana Brooke, Dolph Ziggler, Dominic Mysterio, Drew Gulak, Drew McIntyre, Eddie Guerrero, Edge, Eric Bischoff, Eric sadece, yüzünü göstereyim, Finn Balor çok sinirli, Goldberg, Hollywood Hogan, Hulk Hogan, Humberto Carrillo, Io Shirai, Ivar, Jeff Hardy, bu hala bir soru işareti ama SmackDown Hotel'den okuyorum arkadaşlar. Genelde çok kaliteli işler yapar. Size de tavsiye ederim SmackDown Hotel sitesini. Jeff Hardy olur bence ya. Hani çıkarmazlar. Neyse, Jey Uso, Jimmy Uso, Jinder Mahal, Joaquin Wild. Bu NXT'ci bir reis de. Bu arada size mikrofona vurdum az önce. Özür dilerim, canınız yanmamıştır. Devam etmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Bu salı günü bakalım kimleri açıklayacaklar. Jeff Hardy gibi insanlar trailer'da gördüğümüz halde acaba oyundan çıkarılacak mı şirketten gittiği için? Çünkü Jeff Hardy falan çıkarılmazsa güzel, bayağı güzel bir roster olacak bu oyunun. Neyse, John Cena, Kane, Kane 2008, Kaylee Ray, Kevin Nash, Kevin Nash NWO, Kevin Owens, Kahve Kingston, Lacey Evans, Mansoor, Montez Ford, Mustafa Ali, MVP, Naomi, Nikki A.S.H., Randy Orton, Randy Savage, Raquel Gonzalez, Rey Mysterio, Rey Mysterio Starcade 1996, Jushin Thunder Liger'la sanırım maç yapmıştı o kıyafeti. Rhea Ripley, Ric Flair, Ricochet, Riddle, Robert Roode, Orman Baba, Sami Zayn, saçı ama burada o gözüktüğü gibi uzun değildi oyun içinde, onu da belirtmek isterim. Samoa Joe, Sasha Banks, Scott Hall, Scott Hall NWO, Scott Hall mükemmel gözüküyor, onu da belirtmek isterim. Seth Rollins, Shawn Michaels. Shawn Michaels fena gözükmüyordu ama bir ekran görüntüsünde, bir videoda, başka bir videoda da çok korkunç gözüküyordu, onu da söyleyeyim. Shayna Baszler, Sheamus, Shelton Benjamin, Shakshuka Nakamura, Shotzi, Blackheart yok artık. Sonya Deville, Steve Austin, Six yani X-Pac, Six NWO, Tamina, The Miz, The Rock, Triple H, Tyler Bate, Ultimate Warrior, Undertaker, Undertaker'ın Lord of Darkness hali, Undertaker'ın Phantom Mask hali, Undertaker'ın WrestleMania 36 hali ve son olarak da Xavier Woods. Bunun altını yine çizmek istiyorum. Eğer WWE'den ayrıldığı ya da atıldığı halde birçok kişi yine 2K22'de olacaksa, çok güzel isimler var. Mesela John Morrison. Ben bu adamı görmek ve bu adamla oynamayı çok istiyordum 2K22'de. Umarım bunu yapabilirim yani. Kadınlardan Tegan Nox var. Nia Jax var. Ember Moon var. Mia Yim var. Eva Marie seveni vardır belki, o var. Keith Lee acaba olacak mı oyunda? Karrion Kross olma ihtimali çok daha yüksek. Olacak mı acaba oyunda? Aynı şekilde Scarlett Bordeaux'a ne olacak? Bronson Reed falan, bunlar herhalde artık çok eskiye kaçıyor. Bunlar olmaz diye düşünüyorum. Kyle O'Reilly mesela, ona ne olacak?
Eminim şu an görmediğim veya düşünemediğim önemli isimler de vardır oyunda olmasını çok isteyeceğimiz. O yüzden dediğim gibi Salı günü büyük ihtimalle Twitch'te olacağım. Twitch'ime gelebilirsiniz, oraya follow atabilirsiniz. Hep birlikte canlı canlı izleyelim bakalım neler açıklayacaklar bize. Şimdi videoya devam ediyorum. Bu sefer size açıklanan bütün overall'ları, bütün güç seviyesini güreşçilerin aktaracağım. Gördüğünüz gibi bu sefer WWE 2K22'nin resmi sayfasına geldim. Çünkü burada çok daha güzel bir şekilde hızlıca size gösterebileceğim kim kaç puandaymış. Overall'lar arkadaşlar bir güreşçinin genel olarak yeteneği, gücü, hızı, çevikliği falan bunların hepsini topluyorsunuz ve bunlar overall oluyor. Şimdi Macho Man Randy Savage nedense en başta herhalde şu işaret kesme işareti olduğu için olabilir. Neyse 88 yani olur. Zaten çok değişmemişti anladığım kadarıyla. Saçı biraz daha iyiydi. Saç fizikleri birçok güreşin saçları daha iyi hatta. Alexa Bliss böyle gözükse de oyundaki kıyafeti bu değil biliyorsunuz eğer trailerları izlediyseniz. Ki oyundaki kıyafeti bence mükemmel. Hatta Alexa'nın böyle en sevdiğim kıyafetlerinden biri olabilir. Ben bu halini çok basit buluyorum yani. Ya o kadar WWE'de güreşçisin gitmişsin ne bileyim. İndilerde jobber olan birinin bile giyebileceği kıyafet bence uymuyor. Neyse çok saçma bir isyan şu an. Austin Theory daha ilk oyununda 80'le giriyor. Aman aman diyeyim yani. Bak bence seneye 2K23'te rahat bir 85'i var. Hatta belki daha da fazla olabilir. Bianca Belair 87'ye çıktı diye biliyorum. Eski oyunda 84 olabilir. Tam emin değilim. Big Boss Man 81'de, Big E 87'de. Adam da bir de bir şampiyonu oldu. Bence bir 89-90'da yapabilirdiniz. Bobby Lashley 91. Bence bu da 1-2 puan artırabilirdi. Booker T 88. Legendlar hep 80'de kalmış. Pek 90'a çıkacak Legend yok gibi. Carmella 79'da. Chyna 87'de. Bu arada bunu rahatça bu gözlemlemeyi yapabilirim. Ya son birkaç oyunda zaten kadınların overall'ı iyice yükseliyordu da yani bu oyunda ekstra bir yükseklik var yani. Bu kadar 90'a yakın kadın çok az görürdünüz 2K19'da, 2K20'de bile. Böyle seçili gerçekten çok belli Four Horsewomen falan bu kadar olurdu da şimdi çoğu kadın da 90'a doğru gidiyor. 90 demişken Drew McIntyre 91'de Scottish Warrior. Şu anki haliyle uygun hatta 90 bile diyebilirsin adama ama ne bileyim o Royal Rumble'da Brock Lesnar'ı yendiği falan zamanlarda olsaydı en az 93 derdim Drew McIntyre'ı, o ayrı. Eddie belki de ilk ve tek değilmiş. Hemen altta görüyorsunuz Hulk Hogan'da vardı. 90'da olan Legend arttı sanırım. 90 olarak hatırlamıyorum Eddie'yi de. Çok iyi göreceğiz zaten bu oyunda Eddie'yi biliyorsunuz. Rey Mysterio Showcase'i dolayısıyla. Devam etmeden önce bu arada burada her isim yok. Mesela Edge olmasına rağmen 90 Edge'in overall'ı onu söyleyeyim. Mesela Brock Lesnar'ı direkt koymamışlar. Neden bilmiyorum yani her şeyini açıkladınız. Overall'ı da açıklandı. 94 en yüksek overall'lardan bir tanesi. Ama spoiler vereyim en yüksek olanı Brock Lesnar değil. Aşağı indikçe bakalım görürsek söylerim. Evet, Eric Bischoff 69'da bayağı Here Comes the Pain tadında takılıyor adam. Çok da iyi gözükmüyordu trailer'da Eric Bischoff. Bilmiyorum siz öyle düşünüyor musunuz ama Finn Balor var ondan sonra 87 ile yakışır. Yani hatta daha da düşük verebilirsin Finn Balor'a 85 falan filan. Çünkü son ne NXT'ne geldiğinden beri jabırdık yapıyor. Goldberg 88'de sanki daha yüksekti Goldberg düşmüş gibi. 92 Hulk Hogan, Hollywood Hulk Hogan. 82 Kane yani bu arada Goldberg de uygun, Kane de uygun. Özellikle son hallerine bakacak olursak. Kaylee Ray, NXT UK'den NXT'ye geçen sağlam kadın güreşçilerden bir tanesi. 81. 90 Kevin Nash. Burada başka isimler görüyoruz ama onların açıklanmış olduğunu görmedim. Ah, Rey Mysterio var burada. Ulan Rey Mysterio 90 açıkladığınız adama niye 90 yazmıyor? Oğlum para alıyorsunuz bu iş için. Bak sinirlendim şu an. Scott Hall 90, Six Ezik olduğu için 88, Shotzi Blackheart'ta bak Brock Lesnar'ı falan açıklamıyorlar, Shotzi'yi random açıklıyor. Hangi mantık anlamadım gitti. Neyse Shotzi de 77 ilk büyük ihtimalle oynayacağım kadın güreşçi bu sene. Onu da tabii Türkiye'ye satışa sunarlarsa artık. Bak, pre-order diyorsun da giriyoruz Steam'e yok şey hareketi çekiyorsun sonra bize. Şöyle güzel bir site de var bu arada. Bazı görmediğimiz, duymadığımız şeyleri söylüyor. Mesela Nikki Ash 82 overall'daymış. Roman Reigns tabii ki de en yükseği. Dediğim gibi Brock Lesnar hemen bir arkasında. Bu da sanırım zaten confirmlendi yani kesinleşti. Roman Reigns'den daha yüksek overall'a sahip olan kimse yok. Hani
Undertaker'in eski hali olsun, o bu falan olsun, yok. 2K22'deki en yüksek güce sahip olan, overall'a sahip olan kişi güreşçi Roman Reigns, Head of the Table. Ve videoyu bitirmeden önce tekrardan bu tweet'e bakmanızı istiyorum. More ratings you say falan filan diyor. %100 detay yok ama ben ratings reveal dese bile ben bunu bir roster reveal olarak tahmin ediyorum. Yoksa böyle büyük bir şey, yani böyle duyurmazlardı. Bu tarz bir duyuru yapıp ondan sonra yani çok az haber verirlerse, ufak tefek şeyler atarlarsa insanlar biraz söver buna. Yani böyle bir şey, böyle bir aptallık yapacaklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla adam akıllı bir şey göreceğimizi de tahmin ediyorum. 15'inde diyor ama diyor ki işte 4 PM Eastern, 1 PM Pacific Time falan filan. Bu ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar Türkiye'de? Salı gece yarısı, yani salıyı çarşambaya bağlayan 00:00. Up Up Down Down'da olacak, Xavier Woods'un oyun kanalı veya G4 TV'de olacak. O da böyle oyun inceleyen kanal. Alan Xavier Woods'un bağlantısı var o kanalla, o yüzden. Ben de bir sıkıntı çıkmazsa canlı yayın açacağım o sırada. Birlikte izleyeceğiz, ondan sonra canlı yayını hafif kesip biçip YouTube'a da atacağım. Onu da söyleyeyim, akşam hani işim gücüm var. Onu ne bekleyeceğim olan diye diyorsanız hani YouTube'da da göreceksinizdir. Ertesi sabah uyandığınızda. Öyle iş, yani bize fake atmazlar umarım. Başka da diyecek bir şeyim yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.